Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. İkinci faza geçildi. İkinci kez panikletme faaliyetleri devreye sokuldu. 5.80 ve 5.80'in hafif altı gösterilerek insanlar tekrar panikletilmeye çalışılacak. Daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Biliyorsunuz 5.80 seviyelerinde bir miktar duracak demiştik. Durulacak demiştik dolar için. Ama ilerleyen günlerde tekrar yükselişine devam edecek söyleminde ısrarla durmuştuk. Altını özellikle çizmiştik sevgili dostlarım. Ve nitekim dediğimiz birebir gerçekleşiyor. Görüyorsunuz 5.85 denendi. 5.85'in üzerinde dolar tutunamadı. Oradan geriye geldi. 5.82 seviyesinde bir miktar bekledi. Ve daha sonrasında 5.80-5.82 aralığında gidip geliyor. İnsanların pek çoğu şunu söylemeye başladı. Acaba dolar tekrar geriye doğru mu gidecek? 5.40 seviyeleri bir kez daha gösterilecek mi? Acaba bugün dolarımı satıp 5.40'dan tekrar pozisyon mu almaya başlasam? Bu çok tehlikeli bir yaklaşım sevgili dostlarım. Bugün 5.80 seviyesinden 5.79 seviyesinden dolarınızı bozdurmaya başlarsınız ve bir daha 5.79 ya da 5.80 dip seviyelerini görme şansına sahip olamayabilirsiniz. 5.79'dan sattığınız dolarınızı 6.20, 6.40 seviyelerinden ancak yerine koyabilirsiniz. Bugün ikinci panikletme, ikinci kere sirkeleme faaliyeti yapılıyor. 5.80 kritik bir seviye ve bu seviyede gördüğüm kadarıyla bir taban oluşturuluyor. Bu taban oluşturulduktan sonra aynı 5.75'te olduğu gibi bir sıçrama tahtası olarak kullanılacak ve buradan ilk etapta 5.95'e güçsüz 5.95 direnci kırıldıktan sonra da 6.25 seviyesine kadar dolar çıkacak ve sonrasında da 7.20 seviyesi tekrar denenecek. Görüntü bu yönde. Uluslararası piyasalardan gelen açıklamalar bu yönde. Özellikle Fed'in son açıklaması çok kritik. Trump'ın tüm faiz indirimlerine rağmen Fed yetkilileri çıkıp şunları söylüyor. Hayır, biz siyasi bir karar vermeyeceğiz. Biz istihdam verilerini öncelikli olarak öngörüyoruz kendimize ve aynı zamanda enflasyon verilerine bakıyoruz. Eğer ki işsizlik verileriyle ilgili bir sıkıntı yok ise Amerika'da, biz o zaman ekstra bir faiz indirimine gitme yolunda bir yöntem belirlemeyeceğiz kendimize diyorlar. Yine Amerika'da enflasyonun da kademe kademe çıktığı görülüyor. Çünkü Amerika'da oldukça ciddi bir hareketlilik var ekonomide. Gelelim Türkiye'ye sevgili dostlarım. Bakın 12 Eylül gibi Türkiye'de bir faiz kararı verilecek ve muhtemelen faiz kararı 300 bas puanlık bir indirimin altında olmayacak. Neden muhtemelen diyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanı zaten 800 bas puanlık bir indirim istiyordu ve bu 800 bas puanlık indirim Merkez Bankası'nın yeni başkanı ve Berat Albayrak'ın ikna etmesi nedeniyle 425 bas puana çekilmişti. Kulislerde bunların konuşulduğu ısrarla söylendi o günlerde. 425 bas puan değil, aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı'nın en az 600 bas puan, hatta mümkünse 800 bas puanlık bir indirim istediği yönündeydi. Ama piyasada oluşabilecek şoklar nedeniyle, piyasada oluşabilecek dolar hareketleri nedeniyle bunun ilk etapta 425 bas puan, ardından 300 ila 400 bas puanlık bir indirimle desteklenmesi yönünde karar alındı. Hatta yine açıklamalar şu şekilde, bununla da kalmayacak, faiz indirimleri sevgili dostlarım tek haneli seviyelere kadar götürülecek. Yıl sonuna kadar tek haneli bir faiz hedefleniyor ise Merkez Bankası tarafından 900 bas puanlık bir indirim yapılması gerekiyor sevgili dostlarım. 900 bas puanlık indirimin de yapılabilmesi için yıl sonuna kadar her indirim döneminde ya da her faiz kararı döneminde en az 300 ila 400 bas puanlık bir faiz indiriminin yapılması gerekiyor. Bugünkü enflasyonist ortamda doğru mudur bu? Bugünkü üretim ortamında doğru mudur bu? Tartışılabilir. Ancak şunun altını özellikle çizelim. Türkiye düşük faiz yüksek kur politikasına geçiş yapmak zorunda.
ithal odaklı değil, üretim odaklı bir modeli tercih etmek zorunda. İşsizlik sorununu çözmek istiyorsa, Türkiye'de reel sektör tekrar ayağa kaldırmak istiyor ise, Türkiye'de cari açık problemini sonlandırmak istiyorsa ve Türkiye'de ekonomik sorunları en azından orta vadede çözmek istiyorsa, düşük faiz, yüksek kur, hatta belli bir dönem yüksek enflasyon modeline geçmek zorunda. Pek çok ekonomist yüksek enflasyonla düşük faizin bir arada olamayacağını söylüyor. Haklılar da aslına bakarsanız. Yani bu şu demek: eğer ki enflasyonunuz 20 iken siz faizlerinizi %9 seviyesine indiriyorsanız bu eksi faiz demek. Ve eksi faiz seviyesine geldiğiniz zaman pek çok yabancı yatırımcıyı, para getiren yabancı yatırımcıyı kastediyorum, onların pek çoğunu kaçıracaksınız elbette. Ama günün sonunda bunu yaparak üretiminizi canlandırıyorsanız, ithalatçı olmaktan vazgeçiyorsanız, ülkenizi bir pazar ekonomisinden yerli üreticinin pazar haline getirdiği bir ekonomik modele doğru götürebiliyorsanız, tekrar ağır sanayinizi geliştirebiliyorsanız, tekrar milli ekonomi modelini tercih edebiliyorsanız ya da ekonominizi o tarafa doğru evriltebiliyorsanız doğru bir iş yapıyorsunuz demektir. Bunun bir bedeli olacak sevgili dostlarım. Bir süre enflasyonist bir baskı oluşacak. Oluşabilecek enflasyonist baskı karşısında siz de vatandaşınızın gelir seviyesini yukarı çekebilirsiniz. Bu da para basmak demek. Bütçede açıklar vermek demek. Pek çok dengenin bozulması demek. Ama bir şeyleri kaybetmeden bir şeyleri kazanmanız mümkün değil. Tarımınızın, sanayi üretiminizin, ihracatınızın gelişmesini istiyorsanız ve cari açığınızı dengelemek istiyorsanız, milli ekonomik modele geri dönmek istiyorsanız bu fedakarlıkları yapmak zorundasınız. İthalat odaklı bir ekonomik model mi, yoksa ihracat, tarım ve üretim odaklı bir model mi? Bu arada ihracat deyince bir noktanın altını özellikle çizmek istiyorum sevgili dostlarım. Kendi ihtiyacınız olan malı ve ürünleri ürettikten sonra geriye kalanı, yani fazla olanı ihraç ediyorsanız ihracat doğru bir model. Kendi vatandaşınıza en iyi ürünleri sağlıyorsanız öncelikle, kendi vatandaşınıza en uygun fiyatlı ürünleri sağlıyorsanız öncelikle, artan ürün ve malı yurt dışına satıyorsanız işte o zaman doğru bir iş yapıyorsunuz. O zaman doğru bir ekonomik model tercih etmişsiniz. Ha, bunun tersine siz vatandaşınızın ihtiyacı olan ürünleri yurt dışına satıp yarın öbür gün vatandaşınıza o ürünleri sağlayamadığınız için tekrar yurt dışından çok daha pahalı ithal ediyorsanız bu yine yanlış bir ekonomik modeldir sevgili dostlar. İşin özetine gelecek olursak, kurdaki yükseliş kaçınılmaz. Bakın, kurdaki yükseliş kaçınılmaz. Bütün dünya paralarını değersiz hale getirmeye çalışıyor. Buna Amerika ve Avrupa Birliği de dahil. Türkiye ise bunun tam tersi bir politika izliyor. Türk lirasını nasıl değerli tutabilirim? Bunun tek sebebi ise seçim kazanmak sevgili dostlarım. Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var: dolar yükselirse, Türk lirası değersiz hale gelirse bizim ülke ekonomimiz bozulmuş anlamına geliyor. Oysa Türkiye'de Türk lirası değersiz hale gelse bile kendi ara malımızı üretmeye devam ediyorsak, kendi tarım ürünlerimizi kendimize yetecek kadar üretmeye devam edebiliyorsak, ithalatın önünü kesip ithal edeceğimiz her ürünü kendi ülkemizde ürettiğimiz, kendi sanayicimizle ürettiğimiz, kendi reel sektörümüzle ürettiğimiz mallarla doldurabiliyorsak, yani ikame edebiliyorsak, o zaman doların yükselmesi bir dezavantaj değil, bir avantaj haline gelir. Evet, Türk lirasının değer kaybetmesi bir dezavantaj değil, bir avantaj haline gelir. Şöyle sorular geliyor sevgili dostlarım. Biz ara malını ithal ediyoruz. Biz bir mal üretip ihracat edeceksek, o malın bütün ara maddelerini, ara ürünlerini, ham maddesini yurt dışından getiriyoruz. O zaman doların yükselmesi bizim için çok ciddi bir sıkıntı değil mi? Bu bizim ihracatımızı baltalamaz mı? Yine ikinci bir soru geliyor. Yarın öbür gün dolar yükseldiğinde, yani Türk lirası değer kaybettiğinde çok ciddi bir enflasyonist baskı oluşacak. Bunun altından nasıl kalkacağız?
Bakın bu iki kritik sorunun cevabı şu sevgili dostlar. Birinci soruya öncelikle cevap verelim. Siz zaten ihraç ettiğiniz ürünü yurt dışından getirdiğiniz ürünle üretiyorsanız, yani bütün malları yurt dışından getirip burada montaj yapıp daha sonra dünyaya ihraç ediyorsanız, bunun adı ihracat değil, bunun adı ameliliktir. Zaten bu işten Türkiye'nin bir para kazanması mümkün değildir. Bu modeli zaten acilen terk etmesi gerekir. Bizim itiraz noktalarımızın temelinde de bu yatıyor sevgili dostlarım. Biz ara malını yurt dışından getirmemeliyiz. Bizim küçük üreticimiz, KOBİ'miz, reel sektörümüz, sanayicimiz, büyük sanayicimiz zaten ara malını daha önce olduğu gibi kendisi üretmeli, bunu son mamül haline getirmeli ve dünyaya bu şekilde satmalı. Önce Türkiye'nin ihtiyacını karşılamalı, ardından dünyaya satmalı. Bu birincisi işsizlik problemimize büyük bir çözüm olacak. İkincisi de bizim dünyaya sattığımız mallardan çok daha fazla para kazanmamızı sağlayacak. Üçüncüsü, en önemlisi ise Türkiye'deki reel sektörün gelişmesini sağlayacak ve reel sektör her geliştiğinde biraz daha istihdam yaratacak. Yani işsizliği biraz daha azaltacak sevgili dostlarım. Onun için bizim ara mamülle ihracat yapmamızın zaten bir mantığı yok. İkinci önemli konu enflasyon meselesi. Biz tüm ara mamulleri kendimiz üretirsek ve kendi ara mamullerimizi ürettiğimiz için son mamulleri de kendi ürettiğimiz ara mamullerle üretmeyi başarırsak zaten fiyat dengelerimizi oluşturmaya başlarız ve dolar ne kadar yükselirse yükselsin, bizim fiyatlarımız kendi içerisinde dengesini korur. Hadi üçüncü bir başlık daha açalım. Enerji meselesi. Evet, Türkiye enerji ithal eden bir ülke. Ama enerjiyi biz özel sektör üzerinden değil, devlet üzerinden ithal ediyoruz. Ve eğer ki İthalatımızı devlet üzerinden yapıyorsak, aşırı vergilerle değil benzin, akaryakıt ve enerji fiyatlarını, yani petrol fiyatlarını sübvanse ederek sanayicimize, hizmet sektörümüze kaynak olarak aktarırsak buradaki sorunu da çözmüş oluruz sevgili dostlarım. Biz bir tercih yapmak zorundayız. Biz bir yol ayrımındayız ve bu yol ayrımında düşük faiz, yüksek kuru tercih ederek, evet düşük faiz, yüksek kuru tercih ederek ne olursa olsun piyasamızı hareketlendirmek, işsizliğimizi azaltmak ve sanayimizi geliştirmek zorundayız. Yine bunun yanında en önemli sektörümüz olan tarım sektörüne acilen dönüş yapıp oradaki üreticilerimizi tekrar tarım sektörüne kazandırmak zorundayız sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz dostlarınızla mutlaka paylaşın ve kanala abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın.